Kıymetli arkadaşlar, 10. sınıf matematik. 7. adım olasılık 2. Bitirelim şu olasılığı. Efendim akıl tahtamıza giriş yapalım. Evet, 7. adım. Ardışık deneyler. Bir top çekiyorsunuz, bir top daha çekiyorsunuz, bir top daha çekiyorsunuz. Ya da bir para atıyorsunuz, bir daha atıyorsunuz, bir daha atıyorsunuz. Bu gibi şeyler ardışık deneyler. Neymiş? A1, A2, A3, AN olaylarının art arta gerçekleşme olasılığı... İşte birincisinin mavi, ikincisinin kırmızı, üçüncüsünün yeşil olma olasılığı. Bu olasılıkların çarpımıdır. A1'in olasılığı çarpı A2'nin olasılığı çarpı AN'in olasılığı. Ard arda olasılıklar da V olacak çünkü. Birincisinin mavi, ikincisinin kırmızı, üçüncüsünün V olduğu için hepsini ne yaparız? Peş peşe çarparız. Mesela şu şey de kalsın burada. Bir para ard arda 3 kez atılıyor. Efendim mesela üçünün de yazı gelme olasılığı. Birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü yazı. O zaman üçünü çarpıyoruz. Birincinin yazı gelme olasılığı çarpı ikincinin yazı gelme olasılığı çarpı ardışık olduğu için ve üçünün de aynı anda olmasını istediğim için. Yazı gelme olasılığını 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 8 olur arkadaşlar. Gerçekten de 3 parayı attığınız zaman 8 durum vardır. Üçünün de yazı olduğu bir durumdur. 1 bölü 8'dir. Ardışık olaylarla daha kolay çözülebiliyor. Örnek 2. Bir kutuda 4 mavi, kutumuzu şuraya çizelim. 4 tane mavi, evet. 3 kırmızı, evet. 5 yeşil top var, bilye vardır. Bu kutudan geri bırakılmamak, bu çok önemli. Bakın bu bağımlı ve bağımsız olaya giriyor. Geri bırakılmıyorsa birinci çekilen ikinci çekileni etkiliyor. Bağımlı oluyor ama sıkıntı yok. Bırakılmamak şartıyla dediği zaman ona göre dikkat ederek çözüyoruz. 3 bilye çekiliyor. Evet. Birinci çekilişte mavi. Bakın. Birinci bilye mavi. İkinci çekilişte kırmızı. Üçüncüsünün yeşil olma olasılığı. O zaman olasılık mavi. Ardışık olaylar olduğu için. Çarpı olasılık kırmızı. Çarpı olasılık yeşil. Ama geri bırakılmama olayına dikkat edecek. Mavi olma olasılığı arkadaşlar 4 bölü kaç top, kaç bilye var? 12. 4 bölü 12. Çarp. Şimdi arkadaşlar geri bırakmıyoruz da mavi bilye çektiğimiz zaman birincisini kaç mavi kaldı? 3 mavi. İkincisinin kırmızı olma olasılığı 3 bölü kaç top kaldı? 11. Çarpı. Şimdi ne yaptı? Kırmızılardan da bir tane çektik. 2 kırmızı kaldı. Üçüncüsünün yeşil olma olasılığı 5 yeşil var. 5 bölü 10. Bilmem anlatabildim mi? Geriye bırakmadığınız için çektiğiniz topu torbadan atıyorsunuz. Ne olur arkadaşlar buradan? 4 kere 3 12 gitti. 5 de onu sadeleştirin. Buradan 2 kalsın. Dolayısıyla 1 bölü 22 olarak ardışık olayların formülüyle bulmuş olduk. Bilmem anlatabildim mi? Örnek 3. Bir kutudaki kırmızı bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının 2 katıdır. X tane beyaz, 2x tane kırmızı bilye varmış. Süper. Bu torbadan geri bırakılmamak şartıyla, geri bırakmıyoruz dikkat. Ard arda çekilen 2 bilyeden birincinin beyaz, ikincinin kırmızı olma olasılığı nedir? O zaman olma olasılığı 4 bölü 17 olduğuna göre kutudaki beyaz bilye sayısını yani x'i soruyor. O zaman olasılık beyaz çarpı olasılık kırmızı. Çocuklar, birincinin beyaz olma olasılığı x beyaz bölü toplam 3x çarpı. Bir tane beyaz çektiğim için kaç beyaz kaldı? X eksi 1 beyaz kaldı. İkincinin kırmızı olma olasılığı 2x bölü. Değil mi? Torbada 3x eksi 1 tane kaldı. Topka. Bilye kaldı. Eşittir. Birincinin beyaz, ikincinin kırmızı olma olasılığı 4 bölü 17 imiş. Arkadaşlar hemen aldık. X'ler gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar buradan 2x çarpı 17 34x eşittir. 3 kere 4 12 yapar. 12 ile 3x eksi 1'i çarpıyorsunuz. 36x eksi 12 yapar. Arkadaşlar buradan 2x eşittir 12'den. X ne yapar? 6. Zaten bu da beyaz bilye sayısına
eşit olmuş olur. Bakın ardışık olaylar. Birincinin beyaz, ikincinin kırmızı. Çekilen top geri bırakılmadığı için ikincisinde beyaz top sayısı azalıyor. Olasılığı 4/17'ye eşit vermiş. Eşitledim, x'i buldum. Zaten benden istediği de x'tir. Bakın örnek 4 çok güzel, dikkat gerektiren bir soru. Ardışık soru ama ardışık olaylar da çok enteresan. 2009 ÖSS'de sorulmuş. YGS'den önceki son sınav. 2010'da YGS geldi. Biliyorsunuz. Örnek 4. Bir mağazadan belirli bir miktarın üzerinde alışveriş yapan müşteriler 4 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı 2 defa çevirmektedir. Bakın burada bir çark. Bu birinci çarkı çeviriyor 2 defa. Birinci çarkı 2 defa çevirmektedir. Bu 2 çevirişte 2 sayının toplamının 6 ya da 6'dan büyükse 6 eş parçaya ayrılmış ikinci çarkı çeviriyor ve hediye kazanıyor. Buna göre birinci çarkı çevirmeye hak kazanan bir müşterinin çamaşır makinesi kazanma olasılığı. O zaman 6'dan büyük gelme olasılığı ve çamaşır makinesi kazanma olasılığı. O zaman ardışık olaylar değil mi? O zaman birincisi 6'dan büyük gelecek çarpı ikincisi de çamaşır makinesi gelecek. İki olasılığı çarpacağız. Peki birincisinde şöyle yukarı çıkaralım. Evrensel küme kaç arkadaşlar burada? Birincisinde evrensel küme kaç? 4 kere 4 16. Nereden bildin hocam? 4 numara yok mu? Bir defa çevirirseniz 1 2 3 4. 2 defa çevirirseniz 4 kere 4 16. Peki 6'dan büyük gelme olasılığı 6 ve 6'dan büyük gelmesi için ne gelmesi lazım? Ne gelmesi lazım? 6 ve 6'dan büyük gelmesi için 2 4 gelebilir. Değil mi? 4 2 de gelebilir. Başka ne gelebilir? Şimdi birinci olayı inceliyoruz. Birinci olayda 16 tane durum var. 6 ve 6'dan büyük gelecek. 2, 4, 4, 2. Ondan sonra 3, 4, 4, 3 gelebilir. Evet, 3, 4, 4, 3 gelebilir. Sonra başka ne gelir çocuklar? 3, 3 gelir mi? Gelir herhalde değil mi? 3, 4, 4, 3. 3, 3 gelir. Başka? 4, 4 gelir mi? O da gelir. 4, 4 gelir. Tekrar bir daha bakalım. 2, 4, 4, 2. 3, 4, 4, 3. 3, 3 gelir. 4, 4 gelir. Bu kadar. Şimdi eşittir. 6'dan büyük gelme olasılığı. 6 veya 6'dan büyük gelme olasılığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü kaç durum var? 16. 6 bölü 16. Çarpı. İkincisinde çamaşır makinesi. Kaç tane bölme var? 6. Çamaşır makinesi gelme olasılığı da 1 bölü 6. O zaman arkadaşlar çevirmeye hak kazanan birisinin çamaşır makinesi kazanma olasılığı 1 bölü 16. Şu 6'lar gitti. 1 bölü 16 olarak bulundu. Bakın ardışık iki tane olay var. Birincisinde çark çeviriyorsunuz. Çarkın 6 ve 6'dan büyük gelme olasılığı ve ikincisinde çamaşır makinesi gelme olasılığı. Ardışık olaylar olduğu için P 6 ve 6'dan büyük gelme olasılığı çarpı P çamaşır makinesi. 6 ve 6'dan büyük gelme olasılığını 6 bölü 16 bulduk. Evrensel küme 16 çünkü. İkincisinde de çamaşır makinesi 1 bölü 6. 6'lar gitti. 1 bölü 16 olarak bulundu. Bakın ardışık olayları değişik sormuş, güzel sormuş, dikkat gerektiriyor. Bağımlı ve bağımsız olaylar. Bununla ilgili örnekler çözdük aslında. Çok fazla gerek kalmadı bunu anlatmaya. Yine de okuyalım. Bir olayın gerçekleşme ya da gerçekleşmemesi diğerinin gerçekleşme olayını etkilemiyorsa bu iki olaya bağımsız olaylar denir. İki olay bağımsız değilse bu iki olaya da bağımlı olaylar denir. Eğer iki olay bağımsızsa kesişimi PA çarpı PB olarak bulursun. Kesişim demek ardışık da kesişim aslında birbirine çok yakışık. PA ve B, kesişim B ne demek? PA ve B'nin olasılığı. Ardışık da düşünebilirsiniz. Ardışık olmaya da bilir. Örneğin, şimdi ona örnek veriyor bağımlı ve bağımsıza. Şu önemli ama, eğer iki olay bağımsızsa kesişimi PA çarpı PB olarak buluyoruz. Buna dikkat. Örneğin, içinde iki mavi iki kırmızı bilye bulunan bir torbadan art arda iki bilye çekelim. Birinci çekilişte mavi bilye gelmesi, ikinci çekilişte maviyi de etkileyecek, kırmızı da etkileyecek. Çünkü mavi çekince torbadan bir bilye azalacak. Dolayısıyla art arda iki mavi bilye çekme olayları bağımlı olaylardır. Doğru mu?
Fakat bir para ve bir zarı birlikte attığımız zaman paranın hangi yüzünün geleceği zarın kaç geleceğini etkilemez. Yani hiçbir alakası yok, bağımsız. Dolayısıyla örneğin paranın yazı gelmesi, zarın asal sayı gelmesi bağımsız olaylardır. Biri diğerini etkiliyorsa bağımlı olaylar, ona göre yapıyoruz. Biri diğerini etkilemiyorsa bağımsız, bağımsız olaylarda kesişim PA kesim B, ardışık olaylarda olduğu gibi PA çarpı PB şeklinde bulunuyor. Çok basit bir örnek. Bir parayla bir zar atılıyor. Efendim, paranın yazı ve zarın çift. P, Y kesim Ç. O zaman bağımsız olaylar olduğu için paranın yazı gelme olasılığı çarpı çift gelme olasılığı. Zarın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Çift gelme olasılığı da 3 bölü 6. O da 1 bölü 2'dir. O zaman bu ikisinin kesişimi, yani paranın yazı ve zarın çift gelme olasılığı 1 bölü 4 olur. 3 bölü 6, yani 3 tane çift var, toplam 6 durum var. Devam. Örnek 6. Bir para ve bir zar birlikte atılıyor. Bir para ve bir zar birlikte atılıyor. Evet. Paranın yazı veya paranın yazı veya dediği için birleşim 3'ten küçük gelme olasılığı. Buna da K diyelim. Küçük gelme olasılığı. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yazı gelme olasılığı artı 3'ten küçük gelme olasılığı eksi P Y kesişim K. Şimdi tek tek bulalım. Yazı gelme olasılığı, paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Zarın 3'ten küçük gelme olasılığına K demiştik. 3'ten küçük 1 ve 2 olur. O da 2 bölü 6 olacağından dolayı. O da 1 bölü 3'tür. Peki hocam, kesişimi nasıl bulacağız? Bunlar bağımsız olay değil mi? Bağımsız olaylarda kesişimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kesişimi çarpıyorduk. PY çarpı 3'ten küçük gelme olasılığı. O da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten. Bu ikisinin kesişimi 1 bölü 6'dır. O zaman bize birleşimi soruyor. Şimdi yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Bir önceki adımda görmüştük. P, Y birleşim K. Birleşimin olasılığı nasıl buluyorduk? Birincinin olasılığı artı ikincinin olasılığı eksi kesişim. Burada kesişimi de bağımsız olaylardan bulduk. Artı 3'ten küçük gelme olasılığı 1 bölü 3. Eksi kesişimleri 1 bölü 6. Arkadaşlar, bu olayı düzenlerseniz, işlemi yaparsanız 2 bölü 3 olarak bizden istenen cevabı bulmuş olursunuz. Bakın, birleşimin formülünü bir önceki adımdan gördüm. Burada yeni bir kesişim gördüm. O yeni kesişimde ne? Şurada bağımsız olayların kesişimi PA çarpı PB ile bulunur. Kuralım. Örnek 7. Neymiş efendim? Şekilde gösterilen A torbasından bir top çekilip rengine bakılmadan B torbasına atılıyor. Daha sonra B'den bir top çekiliyor. B'den çekilen topun kırmızı renkli olma olasılığı. Burada iki durum var arkadaşlar. Bir, en son kırmızı mı çekeceğiz? Birincisinden kırmızı gelir, ikincisinden de kırmızı gelir. Veya birinci torbadan mavi gelir, ikinci torbadan kırmızı gelir. Peki, birincisinden kırmızı gelme olasılığı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, birinciden kırmızı gelme olasılığı PK. Nedir birinciden kırmızı gelme olasılığı? Şöyle yapalım. Birinciden kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 7 çarp. Buradan buraya attığımız zaman burada artı bir kırmızı daha olacak. Peki birinciden bir top çektik, kırmızı ikinciye attık. İkincisinde kaç kırmızı oldu? İkincisinden de kırmızı gelme olasılığı 4 bölü, o zaman 6 top oldu ama. Bir kırmızı attık ya. Veya birincisinden mavi gelme olasılığı kaç mavi var arkadaşlar? 3 bölü 7 çarpı. Şuraya ikinci durumda bir mavi geldi. İkinci torbaya bir mavi geldi. İkincisinden kırmızı gelme olasılığı. İkincisindeki kırmızı sayısı 3 ama bir tane mavi geldiği için toplam top sayısı 6 oldu. Arkadaşlar, düzenlerseniz paydalar eşit 16 artı 9 bölü 42. Evet, 25 bölü 42'dir.
Birincisinden rastgele bir top çekilip ikincisine atılıyor. İkincisinden çekilen topun kırmızı, bakın hep K ile bitti. İkincisinden çekilen topun kırmızı olma olasılığı 25/42'dir. İki tane ardışık olay var. Ya kırmızı kırmızı olacak ya mavi kırmızı olacak ama sonuç kırmızı. Bu olayın olasılığı 25/42. Tekrar dinleyin soruyu. Çok da uzatmayalım. Efendim örnek 8. Ahmet ve Kerem isimli iki atıcıdan bir hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 2/3 ve 3/5'tir. Hemen yazalım hocam. Hemen yazalım. Efendim Ahmet'in vurma olasılığı 2/3 ise vurmama olasılığı A'nın değili 1/3'tür. Doğru mu? Peki. Aynı şekilde Kerem'in vurma olasılığı 3/5 ise Kerem'in vurmama olasılığı, Kerem'in değili 2/5'tir. Ahmet ve Kerem bu hedefe birer kez atış yaptıklarında hedefin sadece bir kez vurma olasılığı. O zaman ne yapacak? Ahmet vuracak, Kerem vurmayacak. Veya Ahmet vurmayacak, Kerem vuracak. Hemen mavi alalım. Ardışık olaylar gibi. Bağımsız olaylar, bağımsız olaylar. Ahmet, çünkü iki atıcının birbirinden vurması bağımsız. Ahmet'in vurma olasılığı birinci durumda 2/3 çarpı Kerem'in vurmama olasılığı 2/5. Veya Ahmet vurmayacak 1/3, Kerem vuracak 3/5. İkisinden birisi. Arkadaşlar toplarsanız burada 2 kere 2 4 7/ikisinden birisinin vurma olasılığı 7/15 olarak bulunmuş olur. Gelelim arkadaşlar koşullu olasılık. Koşullu olasılık benim en çok sevdiğim, çok basit çünkü. Çünkü koşul var, olasılığı o koşulda da yapıyorsun. Bu kadar basit. Kural belirlemeye gerek yok. A ve B, E örnek uzayına ait iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması şartı altında, B'nin olması koşuluyla A olayının gerçekleşmiş olasılığına A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı denir. Ve P, A çizgi B, A fark B şeklinde gösterilir. Arkadaşlar, A, B koşulu altında A'nın olasılığı, yani şurada aslında A'nın olasılığını soruyor, A'nın olasılığı ama B koşulu altında. Ben onu şöyle diyorum size. Arkadaşlar, koşul evrensel küme olur her zaman. Koşul ne olur? Evrensel küme olur. Peki üst tarafta da A'nın olasılığını bulacağız. A'nın sayısını neye göre buluruz? Koşula göre bulursunuz A'yı. A'yı neye göre buluyorsunuz? Koşula göre A. A'nın olasılığı koşula göre A bölü koşuldur. Bakın örnek 9'a bakalım. Bir zar atıldığında üst yüze çift geldiği bilindiğine göre arkadaşlar o zaman 2, 4, 6 koşul direkt evrensel küme oldu. Peki 3 ile tam bölünebilen bir sayı, bölünebilen bir sayı, 3 ile bölünebilen bir sayı normalde 3 ve 6 olması lazım ama koşulun içinde ne var? Sadece 6 var. O zaman 3 ile bölünen sayı olma olasılığı koşulun içinde kaç tane 3 ile bölünen? 1. Koşul kaç? 3. O zaman 1/3. Ne yapıyoruz? Koşulu evrensel küme yapıyoruz. Koşulun içindeki olayı buluyoruz. O zaman koşula göre B 1/3 oluyor. Yani A kesin B, P, B sanki zormuş gibi gözüküyor ama ben hiçbir formülü kullanmıyorum. Ne diyorum çocuklara? Sizlere ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kemal, koşul direkt evrensel küme oluyor. Çünkü koşul diyor ki bu olmuş diyor. Sen evrensel küme artık düşünemezsin. Peki benden istenen olayı neye göre oluşturuyorum? Koşula göre oluşturuyorum. Olay bitiyor. Bakalım şimdi. Efendim. İki zar atılıyor. Normalde evrensel küme ne olması lazım? 36. Ama üst yüze gelen sayıların toplamı 8 olduğu bilindiğine göre. Bak, hemen koşulumu yazıyorum. Üst yüze gelen sayıların toplamı kaçmış arkadaşlar? 8. O zaman ne olabilir bu? 2, 6. 1 ile olmaz zaten. 6, 2 olabilir. Başka? 3'ten gelebilir. 3, 5. 5, 3 olabilir. Başka? Toplam 8 ya. 4'ten 4, 4 gelebilir. 5'ten 5, 4'ü 5'ten 5, 3'ü yazdık. 6'a yazdık.
Demek ki koşul. Kaç elemanlı arkadaşlar koşul? Demek ki 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 durumdan birisi olduğu belli. Peki ne istiyor? Çarpımının tek sayı olma olasılığı. Şimdi bu çarpımı tek sayı olan normalde 9 tane olması lazım. Ama koşula göre bulacağız. Koşulun içinde çarpımı tek sayı olan ne var? Bunlar çift. Bunlar da çift. Çarpımı tek sayı olan 3'e 5 ya da 5'e 3 olur. Bakın koşulla teki kesiştirdik. O zaman tek sayı gelme olasılığı koşulun içinde kaç tane tek var? 2. Koşul kaç? 5. Toplamının 8 olduğu bilindiğine göre çarpımının tek sayı olma olasılığı 2 durum var. 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Kolaylaştırmaya çalıştım ama inşallah kolaylaştırabilmişimdir. Koşulu evrensel küme yapıyorsunuz. Koşula göre kümeyi belirliyorsunuz. Bitti. Formül neymiş? Gerek yok. Örnek 11. Bir sınıftaki öğrencilerin %30'u matematikten, %2 kimyadan, %10'u her iki dersten kalmıştır. Tamam, kalanlar kümesi. Hemen matematik, kimya, bu kalanlar kümesi arkadaşlar. Yerleştirelim. %10'u her iki dersten kalmış. %30'u matematiktense o zaman buraya 20 kalır. %40'ı kimyadansa buraya ne kalır? 30 kalır. Peki. Toplayın arkadaşlar. %60. O zaman dışarıya da %40 kalır. Her iki dersten geçen, her iki dersten kalmayan dışarısı ne olur? 40 olur. Peki. Diyor ki, bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematikten geçtiği bilindiğine göre o zaman arkadaşlar matematikten kalanların dışında, şurada matematikten geçtiği bilindiğine göre arkadaşlar koşulun eleman sayısı 70'tir. Niye hocam? Matematikten kalanlar kümesi ya bu. Matematikten kalanlar, kimyadan kalanlar. Seçilen bir öğrencinin matematikten geçtiği bilindiğine göre %30'un dışında %70. Peki, kimyadan kalmış olma olasılığı. Matematikten geçenlerden, kimyadan kalan kaç kişi arkadaşlar? 30 kişi. O zaman bu koşul altında kimyadan kalanların olasılığı, kimyadan kalanlar 30 bölü koşul 70, 3 bölü 7 olarak bulundu. Bakın, bu sınıftan seçilen bir öğrencinin matematikten geçtiği bilindiğine göre matematikten geçenler %70. O zaman evrensel küme koşul %70. Peki bu koşulun içinden kimyadan kalan kaç kişi var? 30. Kimyadan kalmış olma olasılığı bu koşul altında 30 bölü 70 olur arkadaşlar. Sonsuz örnek uzay var. Yani sayılamayan demek aslında bu. Sınırlı ama sayılamayan. Yani hesaplayabiliyoruz biz. Alanını hesaplayabiliriz ama o alanın içinde sonsuz tane eleman var. O yüzden sonsuz diyor. E örnek uzayı sonsuz elemanlı ise E örnek uzayındaki bir olayın olma olasılığı A'nın ölçüsü, A'nın olasılığı kırmızıyı alalım. A'nın ölçüsü uzunluğu olur, alanı olur, açısı olur. A'nın ölçüsü bölü E'nin ölçüsü. Ölçüye göre yapıyoruz. Neymiş? Bunun örneğine bakalım. Şekilde gösterilen hedef tahtasında içteki dairenin yarıçapı, içteki dairenin yarıçapı 1, dıştakinin yarıçapı 3. Şimdi bir hedef var. Hedef vurduğu bilindiğine göre bir kere evrensel küme arkadaşlar burada. Evrensel küme pi çarpı hedef tahtasının alanı, dairenin alanı 9 pi. Peki taralı alanı vurma olasılığı diyor. Taralı alan nedir arkadaşlar? Taralı alan, bakın şu arada kalan alan. Onu nasıl bulursunuz? Taralı alan nasıl bulursunuz? Pi çarpı 3'ün karesinden şu ortadaki beyaz kısmı pi çarpı 1'in karesini çıkartırsınız. Taralı alanda 8 pi'dir. Arkadaşlar hedefi vurduğu bilindiğine göre denmesi lazım. Peki bilindiğine göre taralı bölgeye isabet etme olasılığı, olasılık A diyelim buna. Taralı alana isabet olasılığı. Taralı alan 8 pi. Hedef vurduğu bilindiğine göre hedefin tamamı da 9 pi. O zaman hedefin taralı kısmına isabet etme olasılığı pi'ler sadeleşirse 8 bölü 9 olarak bulunmuş olur. Hedefin tamamı evrensel küme oldu. Benden istenen yer olay oldu. Olay bitti. Efendim. Şimdi bir sayı doğrusu çizelim burada. Niye hocam? Bir A kümesi var. Sayı doğrusu üzerinde 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3,
1, 2, 3, 4, 5. Benim A kümem eksi 3 dahil, 5 dahil, eksi 3 ile 5 arasında. Benim A kümem bu. Bu kümeden 8 birim uzunluktaki bir doğru parçası. Rastgele seçilen bir elemanın mutlak değer x küçük eşittir 1 şartını sağlama olasılığı. Arkadaşlar nedir bu? Eksi 1 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 1 şeklinde düzenlenebilir. Benden istenen olay eksi 1 ile 1 aralığında olması. Benden istenen olay da bu. Buna da O diyelim. O zaman bu aralıkta olma olasılığı, benden istenen kısım 2 birim. Seçtiğim aralık 8 birim. O zaman bu aralıkta seçilen, bu 8 birim aralıkta seçilen bir sayının bu 2 birim aralıkta olma olasılığı 2 birim bölü 8 birim 1 bölü 4 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, bitmiş. 13. soruyla bitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar 10. sınıftaki kazanımlarınızı böylece bitirmiş olduk. Şimdi öğrenme, uygulama ve adım testlerini çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.